Bu insanın fıtratında olan bir şey. Bir konuda zorlandığında beceri sahibi oluyor. Evet. Geçtiğimiz hafta girişimci çocuklar yetiştirmek için ne yapmalı ebeveynler? Girişimci ruhlar nasıl yetişir diye bir başlığı ele aldık. Hocamız dedi ki çocukları problemlere maruz bırakın. Evet. Küçük yaştan itibaren etrafındaki problemlere karşı çözüm üretmeye çalışsın. Böyle böyle bu çocuk beceri sahibi olacak ve ileride belki girişimci ve işte büyük adam dediğimiz o adam olabilecek. Aslında bu insanın fıtratında olan bir şey. İlişkilerle karşılaştıkça, bir şeyler yaşadıkça hem kendimizi tanıyoruz hem karşımızdakini tanıyoruz. Ve hem de o ilişkiyi yönetmeyi öğreniyoruz, değil mi? Kesinlikle. Aslında çok insani bir beceriyi orada elde etmiş oluyoruz yani. Bir olgunlaşma becerisini elde ediyoruz. Ve çok da kıymetli. Evet. Peki tartışmaların en yoğun olduğu dönemler ne zamanlar diye sorsam. Çünkü kıdemli evlilere sorduğumuzda evliliğin ilk yılları çok zordu ya diyorlar. Evet. Yani çatışmaların yoğun yaşandığı bir dönem. Hakikaten böyle bir şey var mı? Evliliğin ilk yılları daha yoğundur, daha zordur, çatışmalar daha fazladır. Yoksa iki insan anlaşamıyorsa evlilik isterse 40 yıl olsun yine de tartışırlar mı deriz? Buyurun hocam. Yani şöyle... bir algı var. Hani cicim ayları diye ifade ediyoruz ya. Evlenirken aslında şöyle evleniyoruz. Evet bunu yeni yeni belki duymaya başladık. İlk zamanlar kavga ediyorsan sonradan kim bilir nasıl olacaksın. Hani ilk zamanlar aslında kavga olmaması gereken zaman dilimleriymiş gibi bir algıyla biz bir evliliğe giriyoruz. Ama ilk zamanlar yani çatışmalara baktığımızda hatta ayrılmalara, boşanma oranlarına baktığımızda ilk yılları gösteriyor. Evet. Ve sonra yavaş yavaş rutine giriyor. Sonraki mesela en pik yaptığı yer neresi size söyleyeyim. Biliyor musunuz bilmiyorum Cihan Hocam. Çocukları evlendirdikten sonraki o yani düşün annelerimiz babalarımız bizi evlendiriyor rahatı çıkıyor orada. Tekrardan bir artıyor. Tartışmalar. Yani evet burada çift cevap vermiş oldum. Tartışmalar aslında sürüyorsa yani ki şöyle şey derlerdi bir araştırmada okumuştum. Tartışmaların %69'u zaten tekrarlanan tartışmalarmış. Yani değişmiyor. Onlar hep var. Ve o yüzden biz 5 yıllık evli olsak 1 yılda 55 yılda bir tartışma orada devam ediyorsa mesele onu yönetmeyi bilmek temelde. Evliliklerin işte en zor süreçleri ben öyle ilk yıllar çünkü iki farklı kültür bir araya geliyor. İki farklı aile bir araya geliyor. İki farklı insan bir araya geliyor. Bir çatışma doğurur. Ve bu çatışmadan nasıl çıkacağımız önemli. Duygusal olarak kopuk mu çıkacağız, güçlü mü çıkacağız? Buradan sonra işin içine çocuk giriyor. Çocuk bizim her şeyimizi değiştiriyor. Önceliklerimiz, tercihlerimiz, ihtiyaçlarımız, eş rolümüz gidiyor. Annelik rolüne ben tamamen giriyorum. Yani şöyle derim işte kendi özel olarak hani kadınlarla çalıştığım için kadın anne olduktan sonra kadınlığını bile öldürüyor. Ben sadece anneyim. Sadece anne değilsin ki orada bir eş de var senin ihtiyacını, desteğini, paylaşımını bekleyen bir taraf var. Ya da şöyle kadın anne olduktan sonra işte çocukları da biraz büyüsün. Şimdi biz hep diyoruz işte oğlum onu yapma, kızım şunu yap, yapma, yap. Bu dilimiz buna alışıyor ya. Eşimize de istemsizce bir çocukla konuşuyor gibi o tavra girebiliyoruz. Onu yap. Aslında farkında değiliz o dilimizin ama böyle bir tarafa giriyoruz. Peki eşimizde ne canlanıyor biz öyle yaklaştığımızda Cihan Hocam? Bunu yapma, onu yap. Yani şöyle, bir kadından bunu duymak erkekte ne hissettiriyor? Bu çok sık rastladığımız bir şey aslında. Şöyle rollerin karışması ki bence çiftlerde de ailelerde de en zorlayıcı olan ve şeyi sistemi bozan şeylerden bir tanesi çocukların ebeveyn rolünde ebeveynlerin çocuk rolüne geçmesi ya da çiftlerden birinin babası ya da annesi olması, ebeveyni olması durumu. Ve hani yani annenize babanıza karşı veya bir otoriteye karşı ne hissediyorsanız artık düzeyli ya da eşit düzeyden bir ilişki değil de daha çok bir yani bir hiyerarşik bir ilişkiye doğru geçmeye başlıyor. Ve nasıl ki işte annenizi babanızı memnun etmeye çalışırsanız ya da çalışır neyse artık o gördüğünüz evlatlık rolünüzü nasıl oynuyorsanız bir noktada bazen o şeyin içerisinde görüyorsunuz kendinizi. Ve işte ebeveyn rolüne geçen eş de bir süre belki bunu farkında olmadan yapıyor. Belki hoşuna da gidiyor kontrolünü tutmak ama sonradan diyor ki ben bir çocukla mı evlendim acaba? Evet. Ya da benim işte iki tane çocuğum var. Üçüncü bir çocuğum daha oldu diyor bu süreçten. Bu erkeklerin işine geliyor olabilir mi? Bu ya her şeyin düşünülmesi, yönetilmek. Elbette ki ama şu var. Bakın burada her zaman mesele çift taraflıdır. Siz bu bardağı benim için bir yayında alırsanız, ikinci yayında alırsınız, üçüncü yayında alırsınız. Üçüncü yayında ben bunu alıp oraya koyma ihtiyacı hissetmem artık. Yani bu karşılıklı olan bir şeydir. Birbirini besleyen bir süreçtir. Burada veren kadar
Tabii alan ya da işte oradaki o sorumluluğu almayan kişinin elbette ki bir kabahati var ama onun adına sürekli sorumluluk alan, sürekli arkasını toplayan aslında başta bir noktada ebeveynliği kendine razı etmiş bir süreç var. Halbuki yetişkin yatağını toplar, ne bileyim kendi işte sorumluluğunu alabilir, zamanı hakkında şey yapabilir, yemeğini hazırlayabilir, koyabilir vesaire yapabilir. Hepimiz yapmıyor muyuz aslında bekarlık hayatımızı, değil mi? Yani her şeyi yaparak geldik. Hocam burada bir dipnot olarak da şöyle bir taraf da var dediğiniz gibi. Şimdi her şeyi yapan anne figürü gibi bir kadın, evet, olunca işi hani daha özel boyutta ele almak istedim birazcık. Mahrem olan kısımda da roller değişiyor bu sefer. Evet. Oradaki o günlük yaşantımızdaki problem oraya da yansıyor bir yerden sonra. Ve orada problem oluştuğunda iş daha büyük çıkılmaz bir hale geliyor maalesef. Daha kompleks ve böyle çetrefilli hale gelmeye başlıyor esasında. Peki o zaman evliliğin ilk yıllarında çatışma yaşanmasını normal karşılayabiliriz. İki farklı karakter, birbirlerine bir alışma süreçleri olacak ve ilişkiyi büyütmek için buna ihtiyaçları var aslında bir bakıma. Evet. Bazı dönemlerde pik yapabilir, bazı dönemlerde azalabilir. Evet. Ama tartışma evliliğin bir parçası diyebilir miyiz? Kesinlikle. Evet. Hatta evliliğin ilk yıllarına şöyle bir örnek de belki verebiliriz. Yani şöyle düşünelim. Sadece evlilik olarak düşünmeyelim. Yani yeni bir iş yerinde bir büroda başladınız. 5-6 kişi var. Değil mi ya? İlk iş zamanlarınızı düşünelim, tecrübelerinizi düşünelim. Hiç çatışma yaşadığımız ve sonradan da birinci, ikinci yılda sonra çok yakın dost olduğumuz, ya sen aslında çok büyük burnunu görünüyordun, şöyle görünüyordun ama sen öyle biri değil misin dediğimiz çok ilişkiler olmadı mı? Evet. Baktığımızda. İlk zamanlar her zaman böyle bir şeyin hani bir sarsıldığı ve çok pardon. Ve aslında rollerin oturmaya çalıştığı bir süreç baktığımızda. Dolayısıyla evlilikte de bu kaçınılmaz bir şekilde. Yani ilk yıllarda olur zaten. Evet. Peki tartışmaya sebep olan etkenlerden bahsedelim istiyorum. Genellikle sizin de terapide gördüğünüz örnekleri de dinlemek isteyeceğim ama bununla ilgili bir görselimiz var. Oradaki maddeler üzerinden teker teker bir gidelim dilerseniz. Tabii. Detaylandıralım. Ailede tartışmaya sebep olan etkenler. Birinci maddemiz kıskançlık. Neler gözlemliyorsunuz kıskançlıkla ilgili? Evet. Çok düşündünüz hocam. çok şey gözlemliyoruz. Şöyle yani kıskançlık hakikaten bunu cinsiyete de çok yormak gerçekçi değil. Çünkü erkeğini de görüyorum. Evet. Kadını da görüyorum ve kıskançlığın şöyle bir tehlikeli tarafı var. İnsanı gerçeklikten koparabilecek duygulardan bir tanesi ya da ileri boyutta olduğunda. Yani işte eşi alışveriş yapmaya çıktığında da halı sahaya gittiğinde de işte erkek arkadaşlarıyla veya hemcins arkadaşları görüştüğünde de dahi oraları kısıtlamaya dönük. Ve kişinin bireysel olarak tüm yaşantılarının ve böyle hani deşarj olabileceği noktaları da dinamitleyen bir yapısı var. Evet. Ve kıskançlık önce aslında kişiye zarar da veriyor. Yani bu duygunun sahibi kişiye. Tabii burada kıskançlığı kastettiğimiz şey şu. Olağan, normal bir kıskançlıktan bahsetmiyorum. Yani kıskançlık duygulardan bir duygudur. Hepimiz yaşarız. Bir şeyleri kıskanırız, eşimizi kıskanırız, bir sahip olan bir şeyi kıskanırız. Ama buradaki kastettiğim biraz işin böyle patolojik boyutuna varan bir kıskançlıktan. Kişinin bununla çok meşgul olmasıyla karakterize olmuş bir kıskançlıktan bahsediyorum. Ve biraz da suçlamaya götüren bir kıskançlık değil mi? Suçlamaya, boşlukları doldurmaya, ithamlara. Kurmaya. Sen aslında oraya gittin ama aslında oraya gitmedin diyor. Ya, diyor ki oraya gittim. Şu fotoğraf çekiyor. Görüntülü arıyor, buradayım diyor ama yine de inanmak istemiyor. Aslında çok, yani temelde burada yine şeye dönmekte çok fayda var. Duygunun sahibine dönmek. Yani sen halı sahaya gitmesen ya da sen arkadaşlarınla buluşmasan ben kıskanmayacağım gibi bir ifade doğru bir ifade değil. Meşru, suç olmayan, risk taşımayan bir eylemden dolayı biz kıskanıyorsak eğer eşimizi, problem bizdedir aslında. Bu biz ve bizim geçmişimizle ilgilidir. Bizim güven algımızla, güven duygumuzla ilgilidir. Eşimizin güvensizliği ile ilgili değildir. Kendimize çalışmamız lazım. Evet, kesinlikle. Kendimize çalışmamız gereken. Yani şey çok kolay. İşte sen şunu yapmasan ben böyle hissetmeyeceğim. Ya bu sorumluluk almak değil. Bu sorumluluğu karşı tarafa atmak. Ancak biz sorumluluk aldığımızda bir değişim ve dönüşüm oluyor.
veya o meseleyi gerçek anlamda çözebiliyoruz. Ama çiftler genelde kıskanılacak mesele konusunda da anlaşamıyorlar. Yani evet. Bakıyoruz taraflardan birine göre bu kıskanılacak bir konu değil. Evet. Diğerine göre hayır bu gayet de kıskanılacak bir konu diyor. Evet. Bu konuda da anlaşamadıkları için de aslında bir çözüm yoluna ulaşamıyorlar. Orada kıskanan kişi mi kendine bakmalı yoksa kıskanılan kişi mi davranışını değiştirmeli? Bu konuda bir anlaşmazlığa gidiyorlar gibi görüyorum ben. Davranış da dışarıdan bakarak. Dışarıdan bakan birinin fark edebileceği bir şey varsa, bakın yani ya da mesela hep o örneği veriyorum. Ya bu olay dışarıdan bakan biri tarafından da fark edilebilecek bir şey mi? Yani dışarıdan biri de yansız biri de gelse bu olayı öyle yorumlar mı? Yoksa bu yorum size mi ait aslında sizin algınızla ilgili bir şey mi? Eğer dediğim gibi bu daha böyle işte atıyorum hep klasik örnekte işte halı sahaya gitmek yani işte. Gece 2'de geliyor işte erkek haftada bir halı sahaya gidiyor işte 1'de geliyor. Yani halı sahalarda genelde geç oluyor yani 10-11 1 gibi vesaire. Bir de işte erkeklerin bir ortamı olur orada yani maç sadece maç yapmazsınız. İşte oturursunuz herkesin bir işi gücü vardır bir çay içilir bir limonata gelir falan böyle yani. Zaten insanın hani iş hayatına girdikten sonra yetişkin hayatına girdikten sonra sosyalleşebileceği alanlar esas da çok kısıtlı. Hele ki anne baba olduktan sonra bunlar ister istemez kısıtlanıyor. Dolayısıyla burada böyle bir şey varsa gerçekten kişinin kendisine bunu sorması lazım. Dışarıdan bakabilmesi gerekiyor. Kendisine bakabilmesi. Şimdi biz böyle söylediğimiz zaman izleyicilerimiz şöyle bir cevap verebilirler. Herkesin doğrusu ayrı diye. Herkesin çizgileri farklı, herkesin doğruları ayrı. Yaşam tarzı farklı. Şimdi mesela bir hanımefendi diyebilir. Eşim başka bir hanımefendiyle bir yemek yiyebilir mi? Böyle bir soru geldi diyelim. Buna bir uzman ne der? Kimle tam olarak tam anlayayım. Siz yani şöyle ifade her evliliğin dinamiği farklı. Yani hani burada aslında bir genelleme yapmak çok da doğru değil. Yani hani dediniz ya herkes kendi özelinde. Bu evliliği de ben kendi özelinde. Yani o hanımefendi için problem olmayabilir ama başka bir hanımefendi için problem teşkil edebilir. O onun normal ya da anormal olduğunu da göstermez. Yani hani burada ben doğru yanlış kalıplarından sıyrılarak benim özelimde değerlendiriyorum. Yani orada bir haklı, haksız, yanlış, doğru bunları bırak bir kenara. Hani benim dinamiğim, benim evliliğim buradan kendi karşılıklı ihtiyaçlarımızı göstererek. Yani orada keyfiyetten mi oturuyor, bir iş için mi oturuyor? Yani biz mesela burada oturuyoruz. Evet. Hani bunlara bakmak, bunları değerlendirmek gerekiyor. O zaman zihinsel olarak yaklaşırken hem o geniş resme bakabilmek gerekiyor. Evet. Hem de tüm parametreleri değerlendirmek gerekiyor. Öyle bağlam, mi diyebiliriz? Bağlamı kaçırmamak gerekiyor aslında. Yani niçin eşim oraya gitti ve bu yemeği niye yiyor? Yediği kişi kim? Yediği kişinin sıfatı ne? Konumu ne? Niçin burada? Yani az evvel dedim ya kıskançlık gerçeklikten kopartan bir duygu ve bu tehlikeli bir şeydir. Yani biz gerçeklik zeminini bir kez kaçırdığımızda Allah korusun başka boyutlara doğru evrilmemiz de mümkün. Daha ileri boyutlara da gidebiliyor. Dolayısıyla hani Duygu Hanım'ın söylediği gibi yani şimdi biz burada bir iş yapıyoruz ve iş için buradayız. Baktığımızda. Ya da işte atıyorum bir iş yemeğine gidiyor ya da eşiniz de çalışabiliyor vesaire gidiyor oralarda bulunuyor vesaire. Yani burada benim kıskançlıkta gördüğüm daha çok esasında mesele karşıya güvenmekten çok kendine güvenmemekle ilgili bir tarafına çıkıyor. Biraz hani kendimizden biliriz işi gibi bir tarafı da olabiliyor bazen. Yani burada hocam unutmadan şeyi dile getirmek istedim. Kıskançlık konusunda kadın tarafından hani dile getirdiğimde şöyle bir taraf var. Kıskançlık erkek tarafından şiddete vardırabiliyor meseleyi. Kadın tarafından da dediğiniz gibi aslında problem tam olarak bende. Ve hani şunu üzülerek söyleyeceğim. Aslında benim yani tek neden değil genellemeyi ve tek nedene bağlamayı doğru bulmuyorum. Biraz kendi özgüvenimle, kendi tam olarak yeterliliğimle alakalı bir taraf. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi eşimi kıskanıyorum. Aslında kıskançlık da öfke gibi sağlıklı bir tarafı var, itidalli olabilirsek. Şimdi eşimin telefonunu karıştırmak. Şimdi bakın WhatsApp konuşmaları, mailleri, arama geçmişi, bir şeyler izliyor mu? Ve diyelim ki yakaladı. Onun mahremine girdi. Yani eşten şimdi sınırlara da gireceğiz ama şimdi eşler arasında bir mahremiyet, bir sınır. Kendi mahrem alanım, sınırım var. Oraya da girdi. Bir şey diyelim ki gördü. Ve bu gördüğü şey başka bir insan olarak ifade etmeyeyim. Herhangi bir görselden bahsedeyim. Onda bile iş yani sen bir kere zaten onun ayıbını araştırdın. Hani oradan da ele almak gerekiyor bir meseleyi. Onun ayıbını zaten araştıramazsın. Araştırdın. Bir de böyle bir şey buldun. Kıskançlığına oraya vardın. Şimdi daha çıkılmaz bir noktadayız. Evet. Peki,
Kapatalım mı kıskançlık meselesini? Evet. Tamam. Yo, çok güzel bir konuydu da bu konu. Çünkü sık da çiftlerde duyduğumuz bir şey bu telefon karıştırma ve şey. Yani eşimin sınırlarına nereye kadar dahil olabilirim? Onun üzerine ne kadar hak sahibiyim? Bazı şeylerde, bazı durumlarda veya telefon hususu gibi mesela. Aslında inanılmaz sınır aşımı örneklerinden bir tanesi. İkinci maddeye de girmiş olduk. Böylelikle toplumumuzda hani evlilik kurumu böyle bir olarak algılanıyor. Evet. Kadın ve erkek birdir, her şeyi bir yapmak zorundadır. Sahip oldukları her şeyde ortaktırlar gibi algılanıyor. Evet, evet. Madem buraya geldik, telefonu karıştırılması, o da benim telefonum, onun olan her şey benim gibi. Sınırlara da girelim detaylı. Evet, benim kocam değil mi diyor yani. Bakacağım tabii ki ya da yani benim karım değil mi diyor. Şöyle bir şey var mesela seansta şöyle bir soru. İşte şifresi olması doğru mu? Bakın benden teyit almak. Şifresini işte benim bilmemem doğru mu? Böyle sorular yani. Evet. Şifre koymuş, kesin şifre koyduysa bir şey yapıyordur. Evet, yani evet. Direkt çıkarım bu aslında. Çıkarım var yani. Hı-hı. Kendi içimde nasıl aslında bir taraf var. Burada da dedim ya hani özgüvensizlik ama içeride belki de çocukluktan ya da oradan belki aileden de getirdiği bir şey olabilir. Hı-hı. Hani orayı yine hani geçelim dedik. Sınırlar özelinde hani işin içine girersek burada sınırları da şöyle. Telefon karıştırmak bir sınır. Benim zamanım yani hani eşler dediği gibi hocamın işte hep birlikte gibi duruyor ama benim de alanım var. Onun da alanı var. Bu alan benim sınırım. Bu sınırlarımı esnetebilirim. Esneklik sağlayabileceğim şeyler de vardır. Ama sınırları burada şey olarak da değerlendirmek istiyorum. Kök ailemin, çekirdek aileme karışma tarafını da sınır olarak elime almak istiyorum. Yani hani bağlanma diyoruz. Sağlıklı bir bağlanma diyoruz. Sağlıklı ayrışmayı çok dile getirmiyoruz. Burada hani yine genellemek istemiyorum ve çok bilir kişi gibi konuşmak istemiyorum ama hocam şöyle bir taraf var. Seans odasında gördüm. Erkeklerin, bunu çok şey olarak söyleyeceğim ama çekinerek, özellikle erkeklerin bir ayrışma anneyle bir göbek bağını koparamaması meselesi var. Sınır meselesi var. Bakın bu hanımlarda daha net oluyor. Sadece erkeklerde değil, hanımlarda sadece da gözlemliyoruz. Sadece değil ama genel olarak erkeklerde, seans odasında gözlemlediğim maalesef ki böyle oluyor. Evet. Orada da benim çekirdek aileme bir sınır ihlali oluyor. Burayı da aslında benim seans odamdaki en fazla tartışmalardan bir tanesi bu. Evet. Yani maalesef bu sınırın ihlal edilmiş olması. Bu da önemli bir konu. Araya gitmemiz gerekiyor. Tabii. Önemli başlıklardan devam ediyoruz. Çatışmaya sebep olan etkenlerden bahsediyoruz. Kıskançlık dedik, sınırların ihlal edilmesi dedik. Aradan sonra devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın.